Merhabalar, hoş geldiniz. Yapıkayı İstanbul'daki yeniden Zeynep ben. Bu akşam bizim toplum buluşmaları serisinin 20'sine düzenliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Biz Yapıkayı İstanbul'daki olarak her ay terörist erşanması, sivil toplum adına faaliyet gösteren tüm aktörleri bir araya getirmeye başlıyoruz. Amacımız bu alanda yaşadığımız sorunları bir araya tartışmak, iyi örneklerden yola çıkarak çözüm yollarını birlikte aramak. Daha önceki toplantılarımızda genelde kaynak geliştirme, bağışlar, ilişkiler gibi konulara odaklandık. Bu akşam ise ürünlerde gördüğünüz üzere bir ürün yönetiminin inceliklerini konuşacağız. Zeynep Hanım'a geçmeden önce ben her etkinlikte olduğu gibi bu etkinliğin sponsorluğunu sunan Sikletmesin kurucusu Gerçek Karakuş'a sözü bırakmak istiyorum. Çok teşekkürler geldiniz. Öncelikle tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Rapid'in kurucusu Gerçek. Daha önce bu etkinliğe katılmış olanlar var mıydı aramızda? Birkaç kişi görüyorum. Onlar için belki biraz tekrar olacak. Ama diğerleri için tekrar benzer bir sunum üzerinden geçeceğim. Bu etkinliği NextCraft Türkiye olarak düzenliyoruz. Zeynep, ben, Batur ve diğer arkadaşlarımızla birlikte her ay burada bu etkinliği düzenliyoruz. Amacımız Zeynep'in de söylediği gibi sivil toplum kuruluşlarını güçlendirme, bizim öğrendiklerimizi sizlerle paylaşma, sizlerin bildiklerini de diğer beraber bu alanda çalışan kişilerle paylaşarak ve iyi bilgi birikimini sağlamak ve hepimize bir fayda sağlamak. O yüzden geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bizi Twitter'da NextCraftKids olarak bulabilirsiniz. Komünitemizde, topluluğumuzda, Rakvet üzerindeki sosyal ağımızda buluşturuyoruz. Oraya da gelip üye olursanız düzenli olarak bu toplantılardan ve buluşmalardan haberdar olabilirsiniz. İnternette bu akşam paylaşım yapacak olursanız bu hashtagleri kullanarak paylaşabilirsiniz. Bu hashtagleri de belirtilerek en sondaki blog yazımızda paylaşıp sizin de sesinize yer vereceğiz. Rakvet'ten bahsettiğimiz görüntü sizlere kısaca. Rakvet bir topluluk yönetim ve ödeme platformu. Rakvet'i ilk olarak derneklere ve vakıflara ve diğer sivil toplum kuruluşlarına, kuruluşlara özel olarak geliştirmeye başladık. Kendimden biraz bahsedeyim. Ben Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğini okudum. Ardından New York'ta ve San Francisco'da farklı girişimlerde yer aldım. Burada farklı girişimlerde çalışırken her zaman da bir yandan sivil toplum alanında bir proje üzerinde çalışma içgüdüsüyle hareket ediyordum ve Türkiye'nin ilk peer-to-peer fundraising, yani kişiden kişiye bağış toplama platformu olan ben de 2010 senesinde kurdum. 2010 senesi biraz erkendi. Türkiye teknolojiyle bu kadar haşır neşir değildi. Biz Amerika'dan, San Francisco'dan telefonla dernekleri, vakıfları arayıp bakın internetten para toplayabilirsiniz, kredi kartıyla online bağış alabilirsiniz, düzenli bağışlarınızı anlatabilir misiniz dediğimizde peki ya yasal süreç nasıl olacak, bunu biz yapamayız, avukatımız ne der ki acaba gibi tepkiler alıyordu. Bu proje 2 sene boyunca sürdürdük. 12 Eylül kadar kuruma burada bağış topladık. Dünyanın dört yanından bağış sağlandı. Fakat bu proje ölçeklenemediği için ben ve takım arkadaşım bu projeyi bırakmak durumunda kaldık. Ben de sonrasında Replicant adlı bir startup'ı 4. çalışanı olarak çalışmaya başladım. Biraz şanslı bir şekilde evliyim. Belki de çok çalıştığımızdan dolayı kısa bir süreçinde Omnipo tarafından satın alınma yaşadık. Bu satın alınma süreciyle birlikte ekibi Türkiye'deki mühendislerle büyütmeye başladık. 20 kişilik bir mühendis ekibinin buradan Silikon Vadisi'ne taşınmasını gerçekleştirdi. Rakvet'i niye yapıyoruz peki? Burada bir örnek vereceğim ben size. Türkan Han'ın Haydos'un kurucusu. Haydos da Ortaca Hayvan Hakları Derneği. Kendisinin 30 bin kadar iletişim halinde olduğu insan bulunuyordu. Bunlar zaman içinde bağış yapmış olabilir. Kendisini Facebook'ta, Twitter'da ya da diğer sosyal mecralarda takip olabilirdi. Takip etmişti. Ve zamanının büyük çoğunluğunu yüzlerce, binlerce hayvanıyla geçirmek yerine bu derneğin üye yönetimini, bağışçı yönetimini ve bütün bu gelir giderlerini yönetmekle harcıyordu. Biz de kendisine bu problemi çözebilmek için Rakvet'i sunduk. Rakvet sayesinde tüm kişilerin bilgilerini tek yerde tutabiliyordu. Yani sizin Salesforce'a da benzeri yüz binlerce dolar değerinde kullandığınız bir yazılıma artık ihtiyacınız yok. Çok düşük ücretlerle tüm kişi bilgilerini bir arada tutup, onların geçmişlerini bir arada görüp,
telefon görüşmelerinizin tarihini, aklınızın e-mail'lerin tarihini tutabileceğiniz, onların yaptıkları ödemeleri görebileceğiniz bir CRM sunulur. Atılan e-mail'ler ve SMS'ler aracılığıyla da burada görebildiğiniz gibi entegre ödeme butonları geliştirdik. Yani siz bir e-mail gönderdiğinizde o e-mailin butonuna tıklayan kişi geldiği sayfada kendisine özel oluşturulmuş bir ödeme formuyla karşılaşıp ödemeleri kolayca yapabiliyordu. Ve bu sayfada dahası kredi kartını kaydedip düzenli bir ödeme yapan kişi haline geliyor. Ve tüm bu ödemeler tek bir ekranda kendisine rapor olarak sunuluyordu. Tabii bundan sonra her şey çok daha kolaylaştı ve teknoloji yardımı sayesinde düzenli bağışlarda %200'den daha fazla bir artış sağlandı. Sadece bağışlar konusunda değil, aidatlar tarafında da destek oluyoruz biz kurumlara. Üyeleriniz varsa ve bu üyelerden her ay, her yıl düzenli bir ödeme alıyorsanız kredi kartıyla onların aidatlarını toplayabilirsiniz. Yapmış olduğumuz sistem çok akıllı bir şekilde belli bir zaman öncesinde, ödeme günü geldiğinde, ödeme yapılmadıysa onun sonrasında, kredi kartı ödemeleri başarısız olduysa bu başarısız ödemeleri raporlarını sunup tekrar tekrar sizin için bu ödemeleri tahsil etmeye çalışan, sizin üstünüzden iş yükü alan bir yapıya getirdik. Ve bu sayede Galatasaraylar Derneği'nde aidat ödemelerinde %60'a yakın bir artış sağladık. Bu da çok enteresan bir hikaye. Pesik Otomobil Kulübü, bu Batıkada Dernek değil bir kulüp. Onların hikayesi de attıkları ilk SMS'ten sonra 15 dakika içinde 2000 liradan çok daha fazla bir miktarı toplamalarından geçiyor. Attıkları SMS içinde bir link var, linki tıklayanlar yine kendilerine özel ödeme sayfasına girip buradan ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar. Yola çıktığımızda geçen sene başında 9 kullanıcımız vardı. Bu sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde. Bugün 78 tane kullanıcımız bulunuyor. Japonya, Malezya, Amerika, İtalya, Türkiye, Jamaika, yani dünyanın dört bir yanından insanlar Rocket'i kendi topluluklarını büyütmek için kullanıyorlar. Hedefimiz de sene sonuna kadar bunu bir çekmek. Çok agresif bir hedef ama bu hızla büyürsek neden olmasın diyoruz. Şimdiye kadar yüz binlerce kişi platformumuz üzerinde kayıt oluşturdu. Milyonlarca e-mail gönderildi ve milyon üzerinde de ödeme toplandı. Arkamızda da iki büyük destekçi var. Bir tanesi Microsoft Ventures. Biz 3 ay Microsoft Ventures'ın Berlin'deki hızlandırma programında gittik geçtiğimiz sene. Ve Berlin'de Microsoft Ventures'ın 500 bin dolarlık teknoloji altyapı hizmetine hak kazandık. Böylece platformumuzu sizlere çok düşük fiyatlarla sunabiliyoruz. Techstars'ı dünyanın en iyi hızlandırma gelişim programlarından bir tanesi. Onların da yine Berlin'deki programına hemen Microsoft'tan sonra kabul edilerek 100 bin dolarlık bir yatırım hak ettik. Bütün bu yatırımları da tekrar sivil toplum kuruluşuna destek amacıyla teknoloji platformumuzu kurmak üzere kullanıyoruz. Bize her zaman hello@rocket.com'dan ulaşabilirsiniz. Bir sorunuz olursa sitemiz üzerindeki chat butonundan ya da e-mail'den bize her zaman ulaşabilirsiniz. Toplantıdan sonra da ben burada olacağım. Sorularınız olursa sorarsanız cevap elinden gelen yardımı sağlamak isterim. Tabii. Check-in yaptırdıysanız eğer bugün biz ardından herkese e-mail gönderiyoruz. Bu akşamın video kaydını paylaşıyoruz. Ayrıca sunumu da paylaşıyoruz. Blog yazılarımız da ardından geliyor. Bizim gibi ayda 1 lira olan derneklere de yardımcı olur değil mi? Oluruz tabii ama komisyonlarının tam dolayı bir çoğu gider. Yani. 2 lira yapalım bizim olsun. yani orada başka bir yöntem var, o da sanal post entegrasyonu. Eğer sanal post alırsanız onu sisteme entegre edebiliyoruz. Orada maliyetler 25 kuruş civarında oluyor ama yani 1000 lira çok az. O yüzden çok mantıklı olmuyor. ben o zaman sözü Zeynep Hanım'a bırakmak istiyorum. Kendisi Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı. Bugün bize kendi verileri nasıl yönettiğinden bahsetti. Gerçeği dinlerken ne kadar ortak kesişme noktalarımız olduğunu şimdi sen anlatırken fark ettim. Ben de biraz kendimden bahsedeyim. Ben bir işçi çocuğuyum. Almancı çocuğuyum. Uzun yıllar Almanya'da yaşadım. Babamın buradan işçi olarak Almanya'ya gitmesi de benim biz ailemizle buraya götürmesi sebebiyle bundan 5-6 seneye kadar Almanya'da yaşıyordum.
30 senelik bir meslek tecrübem var. Bunun bir dönümü vermedi. O anlamda da söyledim. 30 senelik meslek tecrübesinin işte son 20 senesi iletişim, stratejik iletişim, efendim özellikle pazarlama vesaire ise işte son 6-7 senesi de sivil toplum alanında bu çerçeveyi değerlendirdiğim görevlerim oldu. Bundan 5-6 sene evvel Türkiye'ye gelirken şunu söylemek gerekir ki hem tasarımcıyım, grafik tasarım mezunuyum, hem iletişim yönetimi mezunuyum. Dolayısıyla bir sürü bilindik markanın stratejik iletişim planlarını yapmış, uygulamış, sonra ölçmüş bir background'um var. Türkiye'ye dönerken uzun seneler A markasının, B markasının satışları, satışlarıyla A'dan B'ye çekmek, 3'ten 5'e çekmek gibi hedefleri takip etmiş birisi olarak ya gidince Türkiye'ye şöyle bir şey yapayım, kültür olsun, sanat olsun, sivil toplum olsun falan. Artık yeter böyle bir şeyle çalışabilirim. Dostlarımız vasıtasıyla da böyle bir şey kısmet oldu ve Türkiye'ye gelir gelmez Türkiye'nin büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesinde göreve başladı. Geldiğimde gördüm ki herhangi bir yönetim yoktu, yani bir üye yönetimi yoktu. Excel tablolarında yarım yamalak tutuluyordu. Her şeyi yeniden yapılandırdığımız bir sürece girdik ve 3,5-4 sene sonunda hem üye sistemi kurulmuştu, bir CRM datası oluşmuştu vesaire. Bunlarla ilgili biraz bilgi aktaracağım size. Beni bugün buraya çağırmalarının nerede ki bunun şeyi? Yanlış ismi biliyorsunuz. Öyle mi? Ben yanlış kullanmışım o zaman. Bir dakika bunu. Evet, beni buraya çağırmaların nedeni Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası. Sivil toplum deyince tabii ilk akla gelen yardım dernekleri, kuruluşlar, kadın dernekleri, efendime söyleyeyim, Kanarya Severler Dernekleri vesaire vesaire her şey varken bizi de bir sivil toplum örgütü olarak değerlendirmek gerekiyor. Bütün Türkiye'deki odalar sivil toplum örgütü kategorisinde işlem görüyorlar. Biz de Almanya Türkiye'nin en büyük ticaret odası. Dolayısıyla biz de bu alanda 900'e yakın üyeye hizmet veriyoruz. Bizim üyelerimizin hiçbirisi kişisel değil, hepsi kurumsal üyeler. Yani bizim üyelerimiz şirketler. Dolayısıyla Alman menşeli şirketler. Türkiye'de 7000 Alman menşeli şirket var. 1000 tanesi aşağıda, 900'ü bizde üye. Dolayısıyla aynı zamanda bu yapı Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası dünyanın birçok ülkesinde var. İşte burada rakamları görülüyor. 90 ülkede var, 130 tane temsilci, 45 bin üye vesaire. Devasa global bir ağın üyesi. Top Türkiye Odalar Borsalar Birliği bizim yönetim kurulu üyemiz ve aynı zamanda şeyde Alman kurulu olarak Alman kurulu da yönetim kurulu üyemiz. Fakat ben burada tabii çokça Alman Türk Ticaret Odası'nın ne iş yaptığından ziyade prensip olarak biz nasıl çalışıyoruz onu aktarmaya çalışacağım. Tabii ben bir sivil toplumcuyum fakat işte sivil toplumun bütün dertlerini bilirim. Bütün sorularına cevaplarım vardır gibi bir yaklaşımla geldim. Maksadımız tecrübe paylaşımı. Biz neler yapıyoruz? Nasıl birbirimizden istifade edebiliriz. Ben Türkiye'ye geldiğimde arkadaşlar ilk fark ettiğim şey sivil toplumda yönetim kurulları teşekkür ediyor. İşte herkesin, her derneğin bir yönetim kurulu var. Büyük devletlerin de var tabii ki. Bu yönetim kurulunda oturan şahısların birçoğunun alanla çok fazla alakası yok. Örneğin Kanarya Severler üzerinden versek diyelim ki hiçbirinin ömründe bir kuşu olmamış. Bir işte kuş kanatla uçar, motorla uçar bilmez. Ama herhalde yönetim kurulu üyesidir. Orayı da şey yapar, bir basamak gibi kullanabilir. Oradan atlar, belediye işte küçükse dernek, belediye meclisi üyeliğini, yok efendim başka bir üyeliği falan. Burada bir arıza var. Yani o yönetim kurullarının oluşumunda ilk arıza.
fazla var bana göre. Ve profesyonel ekip. Hal böyle olunca, yani yönetim kurulu işten anlamayınca, hiç bu dertle dertlenmemiş olunca aşağıya da kuracağı kadroyu da o şekilde kurulur. Yani bir bakıyorsunuz, bu alanda yetkin olmayan sağlık sektörüne ele alalım. Bir sağlıkla ilgili STK'nın, WHO'da, yani Dünya Sağlık Örgütü'nde çalışacak bir şahsın ve obezite çalışması yaptığını varsayalım. Obezitenin ne olduğunu, tıbbi terimlerini, bu alanda yapılan araştırmayı anlayacak, bilecek kapasitesi olması gerekiyor. Hepsi değil de muhasebecisinin olması gerekmez. Ama temel kadro, stratejik kadro bundan bir haber olmaması gerekir ki burada da bir zaman zaman arıza gördüğümü söyleyebilirim. Yani bunu kurarken ta orada bir dikkatleri oraya celbetmek gerekiyor ve ona göre bir yapılanma yapmak gerekiyor. Tabii ki bizde de işte 900 üye var ama bu 900 üyenin işte 20'şer tane şeyi var. Kontak point, ne diyoruz ona? İletişimde olduğumuz kişiler var. İK'cısı var, IT'cisi var, satın almacısı var, PR'cısı var. Hepsiyle bir şekilde irtibat halindeyiz. Dolayısıyla da yani o 900 çarpı minimum 10 demek. Yani 9000 kişiyi yönettiğimiz 900 kişi, 900 çarpı 10, 9000 dedi, doğrudur. 9000 kişiyi yönettiğimiz hepsinin telefon numarasını, doğum gününü, efendime söyleyeyim görevini, yapılan görev değişikliğini, terfisini, işten atılmasını bir şekilde takip ettiğimiz bir sistemimiz var. Bunun elzem olduğunu düşünüyorum. Artık çağımızda CRM datası olmayan en küçük 10 kişilik bir oluşum olsun, bölgemizdeki, mahallemizdeki bir şeyi korumak üzere kurulmuş da olsa, o biraz genişleyecekse veri tabanına ihtiyaç var. Başka türlü ulaşmak mümkün değil. Ve o veriyi sağlıklı, güncel tutmak için de efor sarf etmek gerekiyor. Küçükseniz, kendiniz büyüdüyseniz o alana bir ekip, bir kişi, bir IT'ci, bir dışarıdan hizmet aldığımız bir şirketle bunu yapmak icap ediyor. Biz bunu yaparken aynı zamanda buradan bu veriyi toplarken de üyelerin ihtiyacını almaya gayretiyoruz. Yani bize bir üye bir formla başvurduğu zaman dijital ya da yazılı ya da bizim temas ettiğimiz şekilde CRM datasında buna ihtiyacını da tutuyoruz. Biz bu CRM datasını tutarken örneğin şirket A, Siemens şirketinin kaç kişi çalışanı olduğunu, Türkiye'deki yatırım hacmini, efendim, yıllık cirosunu nispeten, hepsini vermiyor işveren ama tutmaya çalışıyoruz. Efendim de söyleyeyim, sektörünü, uluslararası sektörlerdeki kodlarını daha sonra sizinle birlikte bir toplantı yaptığımızda Siemens'in genel müdürünü doğru adamla aynı masaya oturtturabilmek ve onların birbirleriyle iş geliştirmesini sağlayabilmek için arkasında bir dünya veri tutuyoruz. O kodlar, sektörel kodlarımız, Siemens gibi bir şirket düşünün. Onlarca alanda aktif, efendime söyleyeyim, onlarca ülkede aktif. Dolayısıyla ne kadar girift bir veri olduğunu oradan, üye ihtiyaçlarını orada resmediyoruz CRM datasının içinde. Ve böylelikle bunu da çok kolaylıkla yapıyoruz. Bunu da söyleyebilirim. Yani ben şimdiye kadar işte son çalıştığım yer benim Berlin'de Coca-Cola'ydı arkadaşlar. Son çalıştığım marka. Coca-Cola'nın da bir CRM datası var. Yani CRM'de bir temas etmiş herkes bunu bilir. CRM'i güncellemek illallah değil. Çok zordur. Sürekli güncelleme ister, sürekli peşine koşturmak ister. Diğer birisini doğru vermez. Sen internetten arama zorunda kalırsın, telefonla ararsın, ıvır zıvır bir sürü. Ama gene de hayati bir şey çalışma. Coca-Cola da bunu doğru yapamıyor. Yani şimdiye kadar da verisini up to date tutan bir sivil toplumu, bir markayı gördük.
Ama yapmaya gayret etmek lazım. Bizim çalışmalarımıza esas aldığımız ve daha önce bahsettiğim sivil toplum örgütünde de kurulumunu sağladığımız bir mesele de stratejik bir plan yapıyoruz. İşte hepimiz biliyoruz iş hayatımızdan vizyonu, misyonu, hedefi falan filan. Bunlara girmeyeceğim ben. Ama sivil toplumda hedeflerin tanımlanması, bu hedeflerin de doğru tanımlanması, metodolojik olarak tanımlanması. Yani biz bunu projeye neden herkes bir kere görmüştür hayatında. Koyacağın hedef bir kere spesifik bir hedefin olması. Güneşin doğudan, batıdan doğmasını sağlayacağım diye bir şey istemenin bir esprisi yok. İstesen de olmaz bir halde. Yani spesifik bir hedefini koymak. Ben bağımlılık alanında bir çalışma yapacağım. Daha spesifize ediyorum. Sigara bağımlılığıyla mücadele edeceğim. Daha spesifize ediyorum. Sigara bağımlılığını önleme yolunda bir program yapacağım. Bakın kaç tane stratejik plan çıkıyor. Ve bunların ölçülebilir olması gerekir. Biz şahane işler yapıyoruz. İşte kamu spotları yapıyoruz. İletişim çalışmaları yapıyoruz. Paralara harcıyoruz. Diğerinin de parasını. Bunun bir istikamete gidiyor bu para ama iyi de bir şeyler yapılıyor gibi görünüyor. Can canlı, pırıl pırıl reklam değeri olan işler. Ama bir de ölçüyoruz. Bunun hedef kitlesindeki geri dönüşünü ölçüyoruz. Allah Allah, farkında bile olmamış vatandaş. Sen 500 bin lira harcamışsın, atarak söylüyorum tabii rakamları. 500 bin lira harcamışsın, mecraya da 2 milyon harcamışsın. Senin fark etmemiş bir rakamdır. Senin hedef kitlen fark etmemiş. Birisi fark etmiş, birisi de tweet atmış ama gerçekten istediğin hedefe yönelmemiş. Demek ki ölçülebilir hedefler sormak gerekiyor. Yani ben Türkiye'de 12-15 yaş arası gençlerin sigara kullanım oranlarını ya da sigaraya başlama yaş sınırını şu noktadan şu noktaya çekeceğim. Ne kadar sürede? Time bound. Time based nedir? Belli bir sürede. Ben sigara için, Türkiye'de sigara içilmesini önleyeceğim. Hava kış. Yani sigara içilmesini önleyemeyeceksin. Ne kadar zamanda olduğunu bilmediğin için de kamunun parasını da kullanırsın, üyenin parasını da kullanırsın. Yürür gider parasını. Ve bir anlamı olmalı, relevant olmalı. Ben şimdi biraz sırayı bozdum ama relevant yani bir toplum yani senin hedef kitlen için bir anlamı olmalı yaptığın işin yani. Örneğin ben Alman Türk Ticaret Odası olarak desem ki ben sigaranın kullanılmasını engelleyeceğim Türkiye'de. Benim üyelerim bana da deli misin Zeynep? Senin niye kullanmışsın? Biz sana bunun için mi para veriyoruz? Yani benim kurumumun hedefiyle ölçülmesi gereken bir şey var. Bir de ulaşılabilir bir hedef olması lazım. Yani hem ölçülebilir hem ulaşılabilir olması. Şu birçok sivil toplum örgütü. Çok büyük stratejik planlar, 5 senelik planlar falan filan yapmadan sadece şu sıradan metodu uygulasa kendine koyduğu her hedef, küçük ya da büyük şunu uygulasa bile çok basit bir daha nitelikli bir sonuç alır. Yani çok çalışma yapılıyor ama bazen o kadar enerjinin israf olduğunu görebiliyoruz. Yani kendimiz de fark ediyoruz. Yani uğraştık sonuç ne oldu? Gibi. Yani planlama, uygulama ve mutlak ama mutlak sonucunu ölçme bir şekilde. Bu iddialar işte büyük kamuoyu araştırma şirketlerine 100 bin lira vererek işte bilmem kaç örneklerle yapılması gereken bir şey değil. Küçük anketlerle de yaparsanız. Bir, şu gruptan bir ölçümleme yapılıyor. Getirdik buraya. Ya ne oldu? Ne çıktı? Bir anlamı var mı buranın? Şu gruptan bu sonucu alabiliriz. Ben orayı bozdum galiba gerçekten. Yanlışlıkla. Ben de yaparım. Tamam. Biraz sonra. Şuradan yapıyorum. Çekil. Bilmiyorum tabii. Nasıl? Tamam yapayım. Galiba yok. Tamam. Yani bunlar çok temel şeyler. Ben böyle sivil toplumculara sivil toplumu anlatmak gibi bir aynazlığa gitmek istemiyorum ama biz neler yapıyoruz? Şimdi biraz ondan bahsedeyim. Biz
Bizim asli görevimiz Türkiye'de sermaye yatırımı olan yahut da Almanya'da yatırımı olan Türkiye menşeli şirketlerin, bizim üyelerimiz birbirleri arasında iletişimini sağlamak, birbirlerini bilmelerini, tanımalarını, birbirleriyle iş yapmalarını ve o üyelerin arasında var olan sektörlerin de çıkarlarının Türkiye piyasasında ve Türkiye ve MENA bölgesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ki çıkarlarının korunmasına yönelik çalışmaya. Bunun için bizim birkaç modülümüz var. Bunları çeşitli kademelerde yapıyoruz. En önemli yaptığımız şey bilgiyi oluşturmak ve bilgiyi aktarmak. Şöyle yapıyoruz bunları. Birinci, iki kademeli düşünüyoruz. Biz her yaptığımız işi iki kademeli düşünüyoruz. Bir tanesi orta kademe yöneticiler, ikincisi üst kademe yöneticiler. Yani icra kurulu başkanı, yönetim kurulu, genel müdür vesaire. Bunlar ki direktörler işte, İK direktörü, IT'ci, finans direktörü vesaire. Finans, IT vesaire orta kademe yöneticiler için yaptığımız bir programımız var. Çalıştaylar düzenliyoruz, workshoplar yapıyoruz orada. Güncel, o fonksiyona spesifik bilgileri dışarıdan birisini getirerek yahut kendi verilerimizden birisini getirerek orada konuşmacı, aynı buna benzer toplantılar düzenliyoruz, güncel bilgiyi artırıyoruz. Buradan birinci muradımız bilgiyi güncellemekken yani işte ekspatların çalışma izinleriyle ilgili nedir? Gümrükleme ile ilgili bir konu başlığı gibi yani ithalatçılara, gümrükçülere vesaire yaptığımız toplantılar. Bunları yaparken ikinci ve daha önemli muradımız üyelerimiz arasında bir geçişkenlik sağlamak. Ne yapıyoruz? Boş'un genel İK direktörü Sema atıyorum işte A firmasının İK direktörünü tanıyor, birbirine terbiyesiz alışverişi yapmış oluyorlar. Sene boyunca birkaç defa bazı konularda ve ne yapıyor? Telefon açıyor, ya Sema diyor ya, bize bir tane ekspat geldi, çözemedim onun sorununu. Senin bildiğin güç idaresinde birisi var. Bunu sağlıyoruz. Bunu sadece İK'cıyla yapıyoruz, IT'cıyla yapıyoruz, finansçıyla yapıyoruz, hukukçuyla yapıyoruz. Böylelikle buradan ne çıkıyor arkadaşlar? Sadece bilgi artmıyor, bilgi oluşuyor ve aktarıyoruz. Ama ve lakin bir de üyenin çok çeşitli birimlerinde benim nüfuzum da oluşturuyor. Yani Alman Ticaret Odası deyince sadece marketingçi bilmiyor beni. Öbürü de o da bilmiyor, diğeri de bilmiyor vesaire. Sonra marketingçi işten ayrılıyor. Benim bağım kopmuyor üyeyle. Çünkü üyeyi ben 6 noktadan bağlıyorum, 7 noktadan bağlıyorum. Birinin olmazsa öbürüne bağ var, öbürünün olmazsa öbürüne bağ var. Bu önemli bir şey. Bunlar için bir kademeler için de bir takım sosyal eventler de yapıyoruz. Ona böyle yeni Türkçe, İngilizce, Türkçe ile after work eventler. After work eventlerde herkes bir araya geliyor, cizilerine geliyorlar. Akşam bir işte güzel bir otelin lobisinde birbirlerini tanımaları maksadıyla bir etkinlik düzenliyoruz. Bazen bir caz konseri oluyor bu, bazen başka bir şey oluyor. Ama bir sosyal çerçevede sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Bu vesileyle sadece üye bana bağlanmıyor, bize bağlanmıyor. Aynı zamanda birbirine de bağlanmış. Şimdi bunu bir kenara koydum. Bir kademesini aldık diyelim bir şirketin, bir kademesini aldık. Onları birbirine bağladık bir şekilde. Onlar için gerekli olan bilgileri de verdik, aldık. Hatta biz fazla efor sarf etmeden de aldık. Neden? Üyeyi çalıştırdık. Üyeye dedim ki, boştan şey yapar mısın? HR workshopları, liderliğini yapar mısın bana? Workshop, bu şu demek, 12 ay boyunca boştan birisi geldi, şey yaptı. O sunumları yaptı, tartışmaları yönetti vesaire, bana efor da sarf etti. Bu aynı şeyi biz üst düzey yöneticiler için yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte böyle Türkiye'nin bildiği, herkesin aşağı yukarı mutabık olduğu, çok politik olmayan, kamuoyunda tanıdığı isimleri konuşmacı olarak çağırıyoruz. Bunlar ki, geçtiğimiz sene 2017'de Dönüşüm Şehir varlığı.
Zeybekçi'yi ağırladık. Efendim Resulü Ali Koç'u ağırladık. Neden bu adamlar? Çünkü bu adamlar benim hedef kitlem için önemli. Ama ben aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nü de danışmanlığı yapıyorum. Projelerde. Dünya Sağlık Örgütü'ne bir etkinlik düzenlediğimizde o zaman tabii Ali Koç'u çağırıyoruz. Kimi çağırıyoruz o zaman? Dünya Sağlık Örgütü Regional Director. Efendime söyleyeyim, A konusunda uzman bir hekim ve hoca. Niye? O da et, format aynı farkındaysanız. Ama aktörler de. Yani evet, birlikte beraber bir şey yapmak, bir şey üretmek. Buraya da kimleri çağırıyoruz? Genel müdürleri çağırıyoruz. İcra kurulu başkanı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesini vesaire. Onlara da gene bir otelin lobisini veriyoruz, gene bir masa kuruyoruz. Birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlıyoruz ve yine şey yapıyoruz, networking yapıyoruz, o kademe. Orada da bilgi üretimine orada da önem veriyoruz. Neden? Sektörlerin bu sefer bir an aşağıda alt kademede fonksiyonları değerlendirirken üst kademeye geldiğimizde onlarla da bir takım workshoplar yapıyoruz. Fakat bunlarla daha stratejik konuları konuşuyoruz. Türkiye'de lojistik sektörünün geleceğine ilişkin neler en önemlidir? İşte master plana nasıl dahil oluruz? Efendime söyleyeyim, otomotiv sektörü gümrük birliğinin güncellemesine nasıl bakıyor? Alman makine sanayisinin AB tarifeli firmalarında meselesi nedir vesaire gibi bu tür başlıkları değerlendiriyoruz. Bunlardan da bir takım pozisyon belgeleri dediğimiz white paper'lar oluşturuyoruz. Burada şöyle bir şey çıkıyor. Diyoruz ki buradan da bilgi veriyor. Bunu Dünya Sağlık Örgütü'yle de karşılaştıracağım biraz da nasıl yaptığımızı. Burada diyoruz ki A sektöründe otomotiv sanayinden örnek veriyorum. A sektöründe şey nedir? Gümrük Birliği'ne, otomotiv sanayinin Gümrük Birliği'ne bakışı nedir? Tanımladığımız bir 20 sayfalık bir doküman hazırlıyoruz. Burada sorunlar şunlardır, çözümleri bunlardır, Türkiye ekonomisine katkısı şu olabilir dediğimiz bir üçlü yapımız içerisinde bunları oluşturuyoruz. Altına sektör temsilcileri imza atıyor ve ondan sonra mevzuat oluşurken ve burada sivil toplumculuğun kimse çok fazla söylemek istemez ama belki birbirinden birisidir, lobbying. Bu ne demek? Kamuyla ilişki kuruyoruz. Şimdi firma kamuyla ilişki kurduğu zaman bir etik sorunuyla karşı karşıya. Yani Boş'un genel müdürü bakanla görüştüğü zaman iyi bir intiba bırakmıyor. O bir yolsuzluk vesaire çerçevesi oluşabilir. Ama sektörle ilgili, sektörün tamamı gittiği zaman bu aynı şeye benziyor. Ben bir kadın olarak eşimden şiddet görsem ve bakana gitsem çok sesim duyulmaz ama bir kadın derneğinin şiddete karşı yaptığı stratejik bir baskı, kamuoyu baskısı başka bir sonuç verecektir. Bu tür şeyler konuşuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nde yapıyoruz bunu. Orada da örneğin ben obezite çalışmalarının içindeyim. Dolayısıyla onun için obeziteden çokça örnek veriyorum. Çocukluk çağı obezitesinin önlenmesine yönelik önerilerimizi sunuyoruz. O önerileri Sağlık Bakanlığı'nın ilgili mercileriyle tartışıyoruz. Bakanlık kahya kabul ediyor, kahya kabul etmiyor. Bakanlık stratejisine uygun olmuyor ama bunu bu yaptığımız, bu baskıyı yapmaya çalışıyoruz. Toplumsal bir baskı oluşturmaya çalışıyoruz. Ha, hep başarıyla sonuçlanıyor. Ama o da soru bulamadığı için. Sosyal medyayı da kullanmak gerek. Allah Ticaret Odası bunu çok iyi yapıyor. Ama örneğin Yeşilay, buradan Yeşilay'da temsilci arkadaş var bildiğim kadarıyla. Yeşilay bunu çok iyi yapıyor. Kızılay bunu çok iyi yapıyor Türkiye'de. Efendim söyleyeyim, Tema bunu şahane yapıyor. Greenpeace zaten uçuruyor. Yani çağımızın
kanalı da budur. Etkileşim için en önemli işlerden birisidir. Yapılması gerekir. Şimdi biz zaten uluslararası bir yapının bir parçasıyız. Çalıştığım diğer dernekler de öyle olmasa hasebiyle biz çokça bu alanda aktif değiliz. Biz zaten o bir partiyiz. Fakat daha önceki deneyimlerden gördüğüm, başka arkadaşlardan da duyduğum şeyler bunlar. Biraz benzer yapılarla ortak projeler yürütebilir. Ben şimdi şunu biliyorum. Mesela bir Alman Kalkınma Bankası'nın benden elimleri var. Alman Kalkınma Bankası'nın fonları var. Türkiye için ayrılmış fonlar var. Fakat bu fonlara başvuru olmuyor yeteri kadar Türkiye'de. Bu çok önemli bir şey. Özellikle küçük, orta ölçekli sivil toplum örgütleri için çok önemli bir şey. Fonların taranması, buna birisi efor sarf etmek zorunda. İyi İngilizce bilen ve o fonların nerede olduğunu aşağı yukarı tahmin eden bir internet taramasıyla. Bu masa başı bir iştir. Ve oradan ortaklıklar geliştirme. Atıyorum burada diyelim ki bir kadın örgütüsünüz, Almanya'da bir kadın örgütüyle işbirliği kurmamız işten bile değildir. Buna yönelik bir çalışma yapılması gerekiyor. Şubeleşme de önemli ama bu tabii belli bir şeye ulaştıktan sonra, belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra elde edilebilecek bir şey. Bir de akreditasyon sistemleri var. Biz bunu daha evvel Yeşilay çalışanıyım daha evvel. Yeşilay'da bunu bir şey yaptık. Zorladık biraz, zorlayınca oldu. Yani Birleşmiş Milletler'de akreditasyon olan bir kurum haline geldi Yeşilay. Halbuki içki bütün kötülüklerin anasıdır dediğimiz bir kurumdu. Yani biraz da Türkiye'de sivil toplum demek biraz ya kamuya yaslanmak demek, ya kamunun tam karşısında durmak demek, maalesef. Fakat bütün bu şeyleri görerek söylüyorum ben, oradaki siyasi dengeleri fark ederek söylüyorum. Sivil toplumsanız, yaşadığınız bölgenin, ülkenin konjonktürünü, efendime söyleyeyim, toplumsal yapısını göz ardı edemezsiniz. Buna göre önlemlerinizi al. Bunun için sivil toplumsunuz. Zaten her şey tıkır tıkır yürüyorsunuz zaten. Sivil topluma ne harcayacak? Yani bu akreditasyon sistemlerine bakmak lazım. Dünyada neler var? Ben nereye başvurabilirim? Nereden bir belge alırım? Nasıl bir kalite yönetimi belgesi alırım? Nasıl bir içeriğimle ilgili bir sürece taşır beni? O sürecin sonunda onu elde ederim. Böylelikle hem kendim gelişmiş olurum hem de dünyadaki itibarım artmış olur. Demin bahsettiğim işte, yeterli kamuyla çalışmalar. Kamuyla çalışmalar da demin de söylediğim gibi Türkiye'de sivil toplum örgütü olmak demek siyasetten çok uzaklaşamamak demek. Siyasetin yani ilgi alanında bir işler yapıyorsanız, biz örneğin siyasetin tam göbeğinde olan, ilgi alanının tam merkezinde olan bir sivil toplum örgütü. Neden? Çünkü Almanya Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı. Yaptığımız ihracatın %10'unu Almanya'ya götürüyoruz. Dolayısıyla ekonominin can damarımız. Biz siyasete çok yakın durmak durumundayız. Ama herhalde yine de mesafe koymak zorundayız. Yani biz ortak basın toplantısı yapmıyoruz mesela şeyle. Bu stratejik bir karar. Siyasetçiyle ortak basın toplantısı yapmıyoruz. Siyasi konularda birini ağırlamıyoruz. Efendim, Türkiye'nin insan hakları meselesi nereye doğru gidiyor dediğin zaman bu Amnesty International meselesi. Bizi etkiliyor mu? Birinci dereceden etkiliyor. Türkiye'deki demokrasinin gelişmişlik seviyesi bizi birinci dereceden etkileyen, yatırımları etkileyen, bizim çalışmamızı etkileyen bir şey. Ama biz nötr durmak zorundayız ekonomiyi temsil ettiğimiz için. Dolayısıyla en önemli başlıklardan biri compliance, yani etik başlığı. Ne yapıyoruz, ne kadar temas edebiliriz, nereye rüşvet ve yolsuzluk gibi konulara bulaşır mıyız, ne kadar etki edebiliriz kamuya. Etki ederken ahbap çavuş ilişkisiyle de edilebilir. İşte ben müsteşarı tanıyorum, müsteşarı arayarak ya abi böyle bir şey var, biz buna bir çağrı arasak gibi. Bu türde çalışmalar var. Biz bundan çok uzandık, çok uzanda duruyoruz. O biraz evvel bahsettiğim white paper'ın oluşmasının temel sebebi budur. Elimizde dokümanlar var, bu dokümanlarla tartışıyoruz ve alt ve üst kademeden doğru. Yani bakanlar aşağıya doğru, eğer bakanlık satıyoruz şeyimiz, muhatabımız,
bakandan aşağıya, aşağıdan uzman yardımcısından yukarıya doğru bütün kademelerle iletişim halinde oluyor. Aynı döküman. Sonra bazen şeyi görüyoruz. Şimdi diyor ki, farma endüstrisinin temsilcileri, ya Zeynep Hanım diyor, işte Türkiye'de lisanslama meselesi diyor, bazen diyor, 3 sene sürüyor, işte o 3 sene sürünce efendime söyleyeyim, bizim diyor kar marjını şu kadar düşüyor. Olabilir. O burada duruyor. Kamuda diyor ki bana, ya Zeynep Hanım diyor, biz Türkiye'de üretimi güvence altına almaya çalışıyoruz. Lokalizasyon politikası üretiyoruz. Dolayısıyla biz bu lokalizasyonu gerçekleştirmek için biraz ithalatı sınırlamak durumundayız. Dediği zaman bu iki hedef örtüşmüyor. Bunların bir araya gelebilmesi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz o zaman? O çalışma belgelerinde yapılabilecek ne kadar oynuyor onu, öbürleri ne kadar buraya doğru geliyor? Ona bakarak onları bir örtüştürmeye çalışıyoruz. Yani en başta dediğim smart hedef koymayı burada da yapıyoruz. Bana açın bütün şeyleri, yolları, bütün mevzuatı değiştirin, ben de geleyim, şahane şey yapayım, burada satış yapayım, Türkiye pazarı da cennet bir pazar, satalım. Bu anlaşılır, şirket açısından anlaşılır, sektör açısından anlaşılır bir şey. Ama bunun gerçekleşmeyeceğini ta başında söyledik. Gerçekleşebilir hedeflere odaklanıyoruz, biliyoruz, onlar da biliyorlar zaten. Ve tekildiğim sektörlerin bu. Bayer markası gelse dese ki, Zeynep Hanım bizim böyle böyle bir sorunumuz var, buna bir ilgili işte tıbbi cihaz kurumunda bir şey yapalım, çalışma yapalım. Biz iki elimizle yukarı kaldırırız ve deriz ki hayır hayır, biz sizinle bu çalışmayı yapmayız. Ancak sektörün temsilcileri bir masa etrafında toplarsanız, yani Bayer, Merck, Böhringer, efendim Sürgün, Abdi İpekçi vesaire, bütün bunlar bir masada toplanırsa, ancak o zaman biz o işe bakarız. Başka türlü bakmayız. Çünkü böyle şeyler çokça oluyor. Memleketimizde çokça dosya götürülüyor. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte bir dosya yapılıyor. Bir İBRT'ye ya müsteşara ya genel müdüre ya bir yönlere mi geliyor o dosyalar. Fakat bu bizim çalışma yöntemimiz değil. Olmamasına gayret ediyoruz. Olmuyor. Bu zaman zaman oluyor. Bir sorun oluyor. Birini birini bağlıyoruz diyoruz. Şununla görüş. Ama yaptığımız çalışmalarda hep sektörel çalışmaya dikkat ediyoruz. Kamu çalışma hassas bir mesele. Özel yardım derneklerinde bir mesele yok. Yardım olup yardım ki orada da var ama böylesi bir sorun yok. Başka sorunlar var orada. Şimdi bütün bunları yaparken şimdi bir şey söz var ya kimlerin bilmiyorum ama elinde çekiç olan birisi her şeyi çivi gibi görürmüş diye. Şimdi ben iletişim kökenliyim, baştan söyleyeyim. Tasarımcılık, işte stratejik iletişim vesaire. Bana göre sanki sivil toplumda en temel sorunlardan birisi de iletişimi doğru kurgulayamak. Bir sürü güzel iş yapıyor, şahane iş. Ama doğru hedef kitleye ulaşmıyor. Hedef kitleyi segmente et dediğim zaman yönetim kurumlarına şey yap, olur ya, yap bir film olsun gitsin. Yani hedef kitlenin şeyini ölçelim, beklentisini ölçelim, bir ön test yapalım dedi. Ona da vermiyorum parayı şimdi. Diğer yönetim kurulu üyeleriyle yani ya meslek hayatınızda ya sivil toplum hayatınızda çokça karşılaşıyorsunuzdur. Ama biz mesajın yani her sivil toplum örgütü kime ne söyleyeceğine ve ne amaçla söylediğine bakmak durumunda. Yani ben ne söylüyorum? Çocuklar istismar edilmesin. Değil mi? Ben bir sivil toplum örgütüyüm. 0-5 yaş grubu çocuklara göre bir çalışma yapıyorum. Orada bir istismarı engellemesin. Çocuklar istismar edilmesin. Bu çok doğru bir söz. Ne olsun? Ne yani? O istismar edilince ne oluyor? Bunu da bilmesi lazım hedef kitlenin. Demesi lazım ki çocuklar istismar edilirse ömürleri boyunca suça, işte başarısı, yaşam öyküleri, travma vesaire vesaire. Ne yapalım yani? Şimdi ne yapalım? Tamam, bunu bildik ne oldu? Ona da bir şey olması lazım. Bir call to action diyoruz biz ona, iletişimciler. Bir harekete geçirici bir mesajın olması lazım.
şunu yap, şunu yapma, şu olsun, bu olmasın, şöyle davran ya da davran. Demek ki bunu da doğru hedefle doğru dille söylemek gerekiyor. Bana 50 plus krizini söylüyorsanız 50 plus'ın anlayacağı gibi konuşmak durumundasınız. Ve benim bulunduğum mecraya girmişsiniz. Yani konvansiyonel mecraya girmişsiniz. Eğer bana konuşuyorsan, benim kızıma konuşuyorsan o zaman buraya gideceksin ve burayı doğru yöneteceksin. Bir kara tahta gibi yönetmeyeceksin. Sayın Başkanımız bilmem kimle görüşmelerini tamamlamışlardır. Efendime söyleyeyim, yönetim kurulu başkanımız bilmem kime plaket verirken bu bunun dili değil. Ve bunun dilini doğru konuşmak lazım. Yani hedefleri doğru segment etmek, medya kanallarını doğru kullanmak ve bunları bir süreklilik, bir periyot içerisinde kullanmak gerekir. Yani şey olmaması gerekir. Bir şahane bir şey yaptım, şahane bir proje. Top nedir onun ismi? TT oldum, top trend oldum. Herkes beni konuştu, 5000 takipçiye geldi. Sonra 3 ay boyunca sustum. Hiçbir süreklilik arz etmesi gerekiyor. Ha periyodu her gün olmayabilir. Siz haftada bir yayın yapıyor olabilirsiniz. Ama bir süreklilik arz etmesi icap eder. Buna ben gönülden inanan birisiyim. Bu ancak bu bir etki eder. Yani belli bir süre sonrasında bir etki eder. Yoksa sosyal medyada yoksanız ki Alman Türk Ticaret Odası yok sosyal medyada. Ben bunun çok büyük bir açı olduğunu düşünüyorum. Olmaması bunun şirketin ya da kurumun muhtemel bir kurum olup olmadığına dair de bir şey veriyor, bir done veriyor. İlla demek değildir bu ama ben bir şey duydum da siz bana çalıştığınız şirketin ismini söylediğinizde partizitinizi aldım mı yerine gittim mi ilgimi çektiyse anlattıkları beyefendinin önce bir giriyorum. Web sitesi var mı? Var mı? Yok. Kendisiyle ilgili bir şey var mı? LinkedIn'de var mı? Efendim özürüm herhangi bir ahada var mı? Facebook'ta buluyor muyum kendisini? Ne yazıyor? Nasıl bir tip? Kimdir? Nedir? Bütün bunlara bakıyorum. Ondan sonra bir resim oluşturuyorum. Bana istediği kadar beyefendi desin ki ben harikulade bir cerrahım. Ve dünyada işte çok az bulunmuş bir yöntemi benimsedim Türkiye'ye getirdim. Bunun iletişimini doğru kitleyle kurmuyorsa meşhur iletişimcimiz var, Betül Mardin, hepimiz bilirsiniz. Betül Mardin der ki, çok seviyorum bu sözünü. Bir ormanda bir bülbül ötmüş. Kime ne? Yani bülbül ötebilir hocam. Ormanda da ötebilir, çok da güzel öter bülbül. Ama ormanda öter de ben duymazsam kime ne? O alanda yaptığımız çalışmaların bunlar dikkate alınarak yapıldığında daha başarılı bir sonuç vereceği kanaatim var. Doğrulanmış bir bilgi değil. Benim de sivil toplum tecrübem 10 seneye falan dayanır. Yani çok da böyle ahkam kesecek durumda değil. Ama bazen de şunu görüyorum. Çok efor sarf ediyoruz, büyük sesler çıkarıyoruz falan. Gürültü yapıyoruz. Ama bir sonuç elde ediyor oraya bak. Bazen küçücük bir eforla devasa bir sonuç elde etmek. Doğru stratejik kurgusunu yaparsanız küçücük bir eforla devasa bir sonuç elde edersiniz. Bazen de milyonluk bütçeler yönetirsiniz. Milyonluk bütçeler. Ama sonuç hüsran olabilir. Burada gördüğünüz gibi. Benim söyleyeceklerim kabataşlar bu kadar olsun arkadaşlar. Varsa bu tartışmasın maalesef her zamanki gibi çok önemli. Ama ben bana bu mail adresinden her zaman ulaşabilirsiniz. Alman Türk Ticaret Odası her zaman herkesin ulaşabileceği bir mekanda zaten. Siz ama bu konuyla ilgili şimdiye kadar konuştuklarınızla ilgili soracağınız bir şey olursa da seve seve cevap. Ya da tecrübe aktarımı olursa. Buyurun. Valla o kadar bir noktaya gelmiş sanki bize anlatıyorsunuz. Bize geldi. Bizi hastaneye. Ben bir dedektörle uğraşıyorum.
Nebraz'ı görür mü? Nebraz'ı şu. Evet. Buhar, kahve transferi. Ciddi olarak sorunlar var. Yani siyasi sayandan kaynaklı. Ve bu değişimden, sirkülasyondan hedef muhatap olacağınız hedefi yakalamak. Bazen hedeflerin içi kısa sürede doğmuyor yani yeni gelenlerin içi. Doğru. İletişimde problem var. Evet. Türkiye'de bazı yanlışlar da var. İşte saylanan bakım şirketler imalye çıksın, siz de onu öldürdün. Evet. Yani enerjinizi bu yönde harcamasını istiyorlar. Biz de bize çok ders veriyor. Doğru, doğru. Ne gibi oluyor? Biraz önce söylediğiniz gibi keşke böyle bir platform olsa da bunu üreticilere bir araya getiren bir şey yayınlasak, bir şey yapsak bize bir sonuç olarak biraz bir imdat diyesim geldi. Yani çok spesifik oldu ama ya ben spesifik olmasın diye örneğin nevrazatörlerin yaygınlaşması için yok. Yoksa nevrazatör ihtiyacı olan hastalara ulaşımın şimdi kalktım ayırıyor bir nevrazatör var Türkiye'de. Bütün hastalar aynı muameleyle sonu alırlar. Fakat kistik fibrozis çok özel bir hasta. Kistik fibrozis ilaçlar çok kıymetli, çok pahalı. Ekonomiye ciddi olarak bir şey var, sayısal olarak bir harcama maliyeti var. Evet. Biz hem hastaya verimliliği açısından hem de ekonomiye katkısı yani birçok üstelik bir faktörler var bu yanında. Evet. Almanlı olsun istiyoruz, onun için bütün çabamız. Anladım, anladım. Ya kolaylıklar dilerim. Ben tabii hiç bilmeden ne derneğimizi ne çalışmalarını çok bilmeden. Bizim yanınıza sokuyoruz. Kistik fibrozisi biliyorum. Benim küçük bir torunum var. Torunum dünyaya geldiğinde ilk topuk kanalı yapıldığında ondan şüphelenilmişti. Dolayısıyla çok şükür ki yokmuş ama kistik fibrozisi oradan biliyorum. Yapılacak şey aslında sizde sanki SGK kapsamına alınmasına yönelik bir lobbying yapılması gibi duruyor. Yani geniş kitlede burada örneğin geniş kamuoyunu bunu yapamazsınız. Kimse ilgilendirmez sistemine bakalım. Evet. Ta ki kendi hastası olana kadar. Sizin hedef kitleniz kendi hastası olan kişiler. Onları bulabilmeniz çok kolay değil. Bir lobbying, yani doküman üretim lobbying. İki, şey geliştirmek gerek. Bir sosyal medyada duyarlılık gibi. Sanki böyle. Karşı taraf kimdir? Zor bir iş. Kolay bir iş. Almanya Ticaret Odası'nın sayısal hedefleri var. Yani rakamsal hedefler koyuyor. Diyor ki, senin işte Türkiye'de 7000 tane diyor Alman şirket var. Bunun neden 1000 tanesi senin? 3000'i senin o. Şeyin hedefi. Alman Ticaret Odası'nın üye sayısı ile ilgili. Sektörlerin hedeflerini opozisyon belgelerinde belirtiyoruz. Diyoruz ki, 2 sene içerisinde Gümrük Birliği güncelleme çalışmalarında otomotiv sanayiyle Reman ürünleri, spesifik olarak Reman ürünlerinin şu maddesinin kamuyla görüşünün sonuca bağlanmış olması diye bir hedef koyuyor. Sektör koyuyor. Farmacı başka bir şey koyuyor. Her çalışma grubunun kendi içinde spesifik bir şeyi var. Hedefi var. Lobbying hedefi biz yerlerin teması, sirkülasyona mani olmak, onların gönüllerini hoş tutmak yönünde de bir takım hedefler var. İşte en az şu kadar workshop'a şu kadar katılım olmalı ki onun verimleri söyle, oranı değil ne diyoruz ona? Değerlendirme, pozitif değerlendirme oranı şu kadar olmalı ki bu yaptığımız efor değilsin. Ha, olmuyor mu? Nedir oradaki maraz? Ona bakarız, düzeltmeye çalışırız. Burada size samimiyetle söyleyeyim, 35-40 kişi gibi bir ekip çalışıyoruz. Çok kolay gerçekleşti. Böyle anlattığım gibi, şurada durduğu gibi smooth, great, sorunsuz ilerleme olarak.
Yıl sonu geliyor, hedefler %70 tutturulmuş. Primler de %70 oranında falan geliyor. Böyle bir dengeleme çalışmaları yapıyoruz. Ama merak ettiğiniz şey de tütün kontrolü çalışmalarında mesela Yeşilay'da, bunu Yeşilaycılar çok iyi yapıyorlar artık. Bir ön test yapıyoruz. Diyor ki Türkiye örnekleri üzerinden 2000 kişide şu kadar araştırma yapıldı. Şu yaş grubunda şu kadar sigara içme, alkol kullanma mesela neyse oranı şu kadardır. Bu kampanyayla birlikte farkındalık bu alanda şu kadar davranış değişikliği, şu kadar efendim mesela sigara bırakmak oranında şu kadar olmalıdır diyoruz. Sonra o kampanyayı yayınlıyoruz. Hemen akabinde ölçüyoruz tekrar. Aynı örnek. Onun karşılaştırmasını yapıyoruz ve bakıyoruz ki bazen yanlış istikamet ediliyor. İstediğimiz oranda düşmüyor. Oradaki şeyi fokus gruplarla da algılamaya çalışıyoruz. Ne yaptık, nerede hata var? Onu sürekli bir ayar ve düzeltme meselesi. Şirketlerdeki gibi değil tabii. Mimarlar Derneği'nin ardından da İzmir Serbest Mimarlar Derneği'nin sekreterliğini yaptım. Şimdi benim en böyle büyük sorunlardan bir tanesi bence her senede bir yönetim değişiyor ve her yönetim kendine göre bir program kuruluyor. Bir yönetim diyor ki ben daha şehirli ve mimar ve içerik bazlı bir program yapacağım diyor. Bir sonraki yönetim ben yurt dışına çalışacağım. Ve bu değişen hedefler, yapılan çalışmaları çok ciddi şekilde şeyini azaltıyor. Yani istediğiniz kadar medyayı kullanın, sosyal medyayı kullanın. Burada fark ediyorsunuz, evet burada şeyde kalıyor. Şimdi şurada en baştan ilk söylediğim şeylerden birisi bu. Yönetim nasıl teşekkür ediyor? Stratejik plan nasıl yapılıyor? Yönetim o dışı nereye gidip aileyi biz yurt dışına mı açırsak acaba? Yoksa şehir diye mi yönelsin gibi fikir ürettiğinde olmuyor iş. Ama tabandan oluşan bir stratejik plan varsa profesyonellerle birlikte profesyonel biliyor sektördeki sorunu. Yönetimdeki bilmiyor belki. Ama profesyonel biliyor, sektörün sorununu biliyor. Mimar kendisi bina yapmış. Dolayısıyla stratejik plan çıkıyor. Stratejik plan 3 ayda stratejik plan yapıyorsa 5 senede insanlar yapıyoruz. O zaman yönetim arada bir değilse de çok sıkıntı oluyor. Gene de oluyor hocam. Yani gene de oluyor sıkıntı. Ama nispeten dengeleniyor. Onun için yönetim çok önemli. Ben buradan milletvekili ne olacağım? Yoksa şehirleşmeye ile ilgili bir sorun çözümü mü olacağım? İkisinin arasında gidiyor. Haklısınız. Çok doğru bir soru. Ama bu benim bunun bir şeyim yok. Cevabım yok. Yani bilmiyorum. Bir derdim de bunun evet. Bir çare bulmaya çalışıyor. Evet. Anladım Ahmet'im, anladım. Yani yaşadığımız şeyler. Ama ben bilmiyorum bunu sen. Bilirsin, öğrenirseniz bana da söyleyin. Merhabalar, merhaba. Ben yine belki de destekleyecek bir şey söyleyeceğim. Gördüğünüz konulardaki gelinimizin arasında yurt dışında, Rusya'da ben kadın maaş vermiyorsanız birisine o meseleyle hemhal olmasını sağlamanız lazım.
aidiyet oluşturması. Ha yok, önemli değil. Parasını veriyorsanız o zaman yıl sonu hedeflerinden ölçersiniz. Yani ama her derneğin de bir profesyonel ekip kurma gibi bir lüksü yok. Çoğunluğu değil mi? Evet. Ama gönlüm var mı? Biliyorum. Yani gönlüm yok. Yani gördüm. Hiç olmamış. Yani. Evet. Çok haklısın. Olmayınca doğru. Doğru biliyorum işte. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. İyi günler.